Herkese merhaba, Huawei'nin 2015 model amiral gemisi Huawei P8 şık tasarımıyla dikkat çeken bir akıllı telefon. Metal gövdesi, ince profili ve üstün teknik özellikleriyle Huawei P8 üst sınıf Android telefonlarına büyük bir alternatif oluşturuyor. 5.2 inç ekran, 1920x1080 piksel çözünürlükte IPS panel oldukça keskin ve net görüntüler sunuyor. Bunun yanı sıra Huawei'nin kendi işlemcisi Kirin işlemci yer alıyor. 8 çekirdekli bu işlemci de iyi bir performansı kullanıcılara sunuyor. Geçişlerde, uygulama açılışlarında gerçekten de Huawei'nin Kirin işlemcisinin avantajını görmek mümkün. Bunun dışında arkada 13 megapiksel Sony sensörlü bir kamera var. Bu kamera optik görüntü sabitleme özelliğine sahip. Önde de 8 megapiksellik ikinci bir kamera yer alıyor. Kamera arayüzüne aslında Huawei'nin diğer telefonlarından alışığız. Burada ışık resmi, güzellik gibi farklı modlar görüyoruz. Bunun sıra hızlandırılmış çekim gibi bir mod da Huawei'nin P8'in kamera uygulaması içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda yine kullanabileceğiniz farklı efektler var. Bu efektlerle de çekeceğiniz selfileri veya normal fotoğrafları zenginleştirmeniz mümkün. Huawei P8'de Android 5.0 Lollipop çalışıyor ve bunun üzerinde görmüş olduğunuz gibi Huawei'nin kullanıcı arayüzü geliyor. Kullanıcı arayüzü oldukça sade ve okunaklı yazılar mevcut. Gayet kullanması zevkli bir arayüz. Full HD ekranlı da oldukça güzel görünüyor. Görmüş olduğunuz gibi sık kullanılan ayarlara erişebildiğimiz kısa yollar mevcut. Bunun yanı sıra bildirimlerde farklı bir sekme içerisinde gösteriliyor. iPhone'larda gördüğümüz Spotlight'a benzer bir arama motoru var. Aynen Spotlight'ta olduğu gibi parmağınızı hafifçe aşağı doğru sürüklediğinizde karşınıza arama motoru çıkıyor. Buradan son kullanılan uygulamalara erişebilir. Aynı zamanda uygulamaları, kişileri veya mesajları arayabilirsiniz. Bunun dışında çeşitli araçları görüyoruz. Telefon kullanımını kolaylaştıran araçlar var. Ayna, büyüteç vesaire gibi bunları zaten Huawei'nin diğer Android cihazlarında da görüyoruz. Bunun yanı sıra yine telefon yöneticisi var. Telefon yöneticisi sayesinde telefonun Huawei P8'in daha verimli şekilde kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Burada telefon hızlandırıcı, depolama temizleyici, taciz filtresi gibi farklı araçlar mevcut. Ve çeşitli yazılım özellikleri var. Yazılım özelliklerini görmüş olduğunuz akıllı yardım bölümünden erişebilirsiniz. Ses tanıma özelliği var. Telefona bir OK, Amy veya benzeri bir sesle seslenerek bu şekilde Huawei P8'in nerede olduğunu bulabilir veya Huawei P8'de direkt birisini aramasını sağlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. OK Amy, where are you? Gördüğünüz gibi Huawei P8'de OK Amy diye başladım konuşmaya ve daha sonra İngilizce olarak where are you diye sordum ve karşında da Huawei P8 bana nerede olduğunu söyledi. Hatta ben buradayım diye seslendi bile. Bunun yanı sıra Huawei P8'de ekran görüntüsü almak için parmağınızı ekranı tıklatmanız yeterli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi akıllı ekran görüntüsü özelliği var. Bunu aktif hale getirdiğinizde parmağınızı ekrana tıklattığınızda gördüğünüz gibi ekran görüntüsü hızlı şekilde alınıyor. Böylelikle güç butonu ve ses kısma kombinasyonuna uğraşmadan doğrudan parmağınızı ekranda tıklatarak, kapıya vurulmuş gibi tıklatarak ekran görüntüsü almanız mümkün oluyor. Huawei P8'in temel özellikleri bunlar. İçerisinde yer alan pil 1,5 gün, yaklaşık 1,5 günlük bir kullanım imkanı sunuyor. Bu şekilde bunun dışında yine performansında iyi şekilde olduğunu söylemiştik sizlere. Daha fazlası için teknoblog.com'daki detaylı incelemesine bakabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.